Herkese selamlar. Çok hoşunuza gidecek bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Huawei'nin yeni amiral gemisi tableti MatePad Pro 13.2 ellerimde ve lansmanla birlikte de yayında. Yani bugünden itibaren sipariş vermeye başlayabilirsiniz. Hemen videonun başında bahsettiğim aşağıya açıklama kısmına bir link bırakacağım. O linkten alabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir tablet var şu anda ellerimde. Öncelikle kutu açılışını sizlerle birlikte yapacağız. Aslında ne yalan söyleyeyim? Ben tabii ki açtım, kullandım, tekrar kutuladım. Sizler de aldığınız ınızda içerisinden neler çıkacak, nasıl bir yerleşimde çıkacak onları göstermek istiyorum. Öncelikle tabletten çok bir laptop gibi de kullanabilirsiniz bunu. Tabletle dizüstü arası bir cihaz olmuş. Çok şık duruyor bir kere görünce şimdi siz de anlayacaksınız. Öncelikle bir kutu açılışına geçelim. Daha sonra da teknik özelliklerine bir girelim bakalım. Şimdi tableti aldığınız zaman şöyle bir şey olacak. Bir tane MatePad Pro'nun olduğu bir kutu var. Bir tane Smart Magnetic keyboard var. Akıllı manyetik bir klavye ve bir tane de M Pencil 3. nesil yani Huawei'nin M kaleminin yeni versiyonu e, sizlerle birlikte olacak. Şimdi bunu tek başına da tercih edebilirsiniz. Fakat Huawei'nin bildiğiniz gibi her zaman bir kampanyası oluyor. Tableti aldığınız zaman çok cüzi miktarlara diğer ürünleri de alabiliyorsunuz. İşte manyetik keyboard'unu, kalemini ekstra başka muhtemelen onlar lansmanla birlikte açıklanacağı için ben de şu anda bilmiyorum. Açıklama kısmına bırakacağım linkten bakabilirsiniz. Önce Tabletin kutu açılışını yapalım Bu arada kutular gerçekten çok şık görünüyor Şöyle bir poşetle çıkıyor içerisinden Poşet demeyeyim de poşet çok basit oluyor Şöyle bir kağıdın içerisinden tableti çıkarıyoruz 13.2 inçlik bir devasa tablet aslında Dediğim gibi tabletten çok bir dizüstü bilgisayar büyüklüğünde görünüyor Bakalım başka nelerimiz var Bu kısmı kaldırdım Şurayı da açtığımda Şöyle 88 watt'lık bir adaptör çıkıyor. Süper şarj bu. Yani hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz bununla tabletinizi ve şöyle de bir tip C'den tip A'ya kablo çıkıyor. Kutu içeriğinde bunlar var arkadaşlar. Şöyle tabletimizi aldık. Bu kutuyu bir kenara kaldırıyorum. Şimdi de manyetik keyboardumuza bakalım. Bunu da şöyle çıkarıyorum. Şöyle bir renkle geliyor ve iki parçaya ayrılıyor arkadaşlar. Şu tabletin arkasına gelecek. Bu da tabletimizin altına klavye olarak gelecek. Ayrıca bunların ekstra özellikleri var. Yani klavyeyi uzaktan da kontrol edebiliyoruz. Bu klavye aslında bir laptop klavyesi gibi. Şurasında bir touchpad var. Aynı bir laptopta nasıl kullanıyorsanız bunda da öyle kullanabiliyorsunuz. Şimdi manyetik keyboardumuzu şöyle tablete bir yerleştirelim. Şöyle çat diye oturuyor zaten. Ve bunu şu şekilde katlayabiliyorsunuz. Keyboardumuzu da şöyle arasına yerleştiriyorum. Tam olarak yani şu katlanan kısma. bakın şu şekilde oturuyor arkadaşlar. Şöyle kapattım. Şimdi bir de M Pencil yani M kalem 3. nesile bakalım. Şöyle bir kutuyla geliyor. Açtığımız zaman karşımızda Böyle bir şey var bunun içerisinde. Kullanım kılavuzu var. Asla bakmadığımız kullanım kılavuzu. Kalemimiz buradan çıkıyor. Bir de tabii ki bunun içerisinde olması lazım sanırım. Kalem uçları bulunuyor. Bir tane şeffaf uç ve bir tane de beyaz uç bulunuyor. Şu anda ben beyaz uçu taktım. Beyaz uçu kullanıyorum. Şimdi şunların hepsini şöyle bir kaldıralım. Ve tabletimizi şöyle bir yerleştirelim. Bu arkasındaki kısmı arkadaşlar daha fazla katladığınız zaman daha yatay kullanabilirsiniz. Yani özellikle çizim falan yapacaksanız bu sonuçta kalemle kullanılan bir tablet. Bu şekilde daha rahat kullanabilirsiniz. Çizim yaparken ya da oturur vaziyette laptop tarzında kullanmak istiyorsanız bunu şu şekilde katlayıp böyle laptop gibi kullanabilirsiniz. Tamamen sizin tercih tercihinize göre şekillendirebiliyorsunuz. Şimdi ekran özelliklerine bir bakalım. %94'lük bir ekran gövde oranı görüyoruz. Ayrıca 13.2 inçlik bir ekran boyutu var. Oldukça ince bir çerçevesi var. Kimilerine göre kalın, kimilerine göre ince olabilir. Moderatörüm Ferhat kalın dedi ama bence bu kalınlık gayet ideal. Yani daha ince olmasını ben sevmiyorum çünkü şuralardan tuttuğum zaman parmaklarımın ekrana değmesi çok hoşuma gitmiyor. Şurada küçük bir çentik bulunuyor ve çentiğin üzerinde de bir ön kamera var. Ekran çözünürlüğüne baktığımızda 2880'e 1920'lik bir çözünürlük görüyoruz. 1000 nitlik bir ekran parlaklığı var. P3 renk kabına sahip. 1 milyona 1 kontrast oranı ve 1.0 milyar renk derinliği bulunuyor. Şimdi oldukça büyük bir tablet gördüğünüz gibi fakat buna rağmen çok ince ve çok hafif. Öncelikle şöyle hassas terazim bir alacağım. Sırf bu videolar için hassas terazi aldım. Tartalım bakalım. Öncelikle tableti tek başına bir tartıyorum arkadaşlar. Şöyle koyduğum zaman 587 gramlık bir ağırlığı var Özelliklerde 580 gram demişler Belki benim tartımda bozuk olabilir ama bilmiyorum Daha sonra şu kılıfı takıyorum Kılıfla birlikte ağırlığına bir bakalım Bununla birlikte de arkadaşlar 752 gram oluyor Ve klavyeyle birlikte 1074 gramlık bir ağırlığa sahip oluyor Üzerine kalemi de koyduğumuz zaman 1089 gram Yani oldukça hafif bir tablet olduğunu söylemem gerekiyor Kalınlığına baktığımız zaman ise 5,5 milimetrelik bir kalınlık. Daha doğrusu incelik olduğunu görüyoruz. Oldukça ince bir tablet. Hazır burayı görmüşken de bir tane tip C portunun olduğunu görüyorsunuz alt tarafında. Ayrıca altta ve üstte hoparlör kısımlarını görüyoruz. Burada iki tane, burada iki tane. Üst tarafında tuş kilidi ve yan tarafında da ses açma kapama butonunu görüyoruz. Huawei MatePad Pro 13.2 iki farklı renkle geliyor. Bunlar altın siyahı ve yeşil renkler. Şu anda bende bulunan yeşil renk. Türkiye'de hangilerinin satılacağını da ben de lansmanla birlikte görmüş olacağız. Bu arada tabletin arka kapağı da yüksek mukavemetli cam elyaftan yapılmış. Yani darbelere ve çizilmeye oldukça dayanıklı. Tabletimizde bir de Near Link teknolojisi bulunuyor. Nearlink teknolojisi nedir peki? Bluetooth ve Wi-Fi'ye göre daha hızlı veri iletimi, daha geniş kapsama alanı, daha yüksek cihaz bağlantısı gibi birçok avantaj sunuyor. Huawei M Pencil 3. nesil bu teknolojiyi kullanan ilk Huawei ürünü oluyor bu arada. Yazarken ya da çizerken böylece daha hızlı ve daha stabil kullanabiliyorsunuz kalemi. Ayrıca tablet sektöründe ilk defa defa kullanılan bir teknolojide de Huawei 3. nesil M Pencil'da bulunuyor. 10.000 seviyenin üzerinde basınca duyarlı bu kalem. Nearlink teknoloji sayesinde az önce de söylediğim gibi ekrandaki her bir vuruşunuza, dokunuşunuza ya da çiziminize anında tepki veriyor. Örneğin bir grafik tasarımcıysanız ya da fotoğraf editörü veya video editleri yapıyorsanız bu kalem sayesinde işlemlerinizi hiçbir gecikme yaşamadan deneyimleyebileceksiniz. Şimdi bir de manyetik klavye kısmına bakalım. Tuş aralıklarını çok beğendim. Tuşlara basma hissiyatı çok güzel. Touchpad'ini hem dokunmatik olarak hem de bir tuş olarak kullanabiliyorsunuz. Ve farklı parmak hareketlerinin farklı işlevleri var. Ayrıca Huawei'nin daha önceki tabletlerinde de olan ve benim çok sevdiğim çoklu pencere özelliği tabii ki bu cihazda da mevcut. Çoklu pencere özelliği sayesinde farklı iki uygulamayı aynı anda ekranda görebiliyorsunuz ve istediğiniz şekilde konumlandırabiliyorsunuz. MatePad Pro 13.2 her zaman olduğu gibi tabii ki Huawei'nin kendi işletim sistemi olan Harmony OS'i kullanıyor. Ayrıca Huawei'nin kendi app galerisi üzerinden bütün uygulamaları indirip kullanabilirsiniz. Özellikle Türkiye'deki banka uygulamaları uygulamaları, alışveriş uygulamaları gibi birçok uygulamayı ayrıca Gbox üzerinden de Google ürünlerini indirebilirsiniz. Yani YouTube, Google Drive, Google Dökümanlar gibi birçok Google ürünü de Gbox üzerinden kullanabiliyorsunuz. Bunları daha önceki videolarımda da zaten anlatmıştım. O yüzden de bununla ilgili bir soru işareti aklınızda kalmaz. Videonun başında da bahsettiğim gibi bu Huawei'nin amiral gemisi bir tableti ve oldukça güçlü özellikleri var. Bunlardan bir tanesi de Full Stack Huawei Sound TM teknolojisi. Bu teknoloji sayesinde maksimum 82 desibel ses yüksekliği sağlayan 4 set özelleştirilmiş bas hoparlör ve 2 set tis hoparlör içeriyor. Ayrıca farklı senaryolar bulunuyor. Müzik dinleyecekseniz ona göre bir ayarlama yapıyor. Film izleyecekseniz ona göre bir ayarlama yapıyor. Ya da oyun oynayacaksanız farklı bir ayara geçiyor. Şarj performansından da hızlıca bahsetmek gerekirse 88 wattlık bir şarj adaptörüyle geliyordu gördüğünüz gibi. Ve full şarjda 12 saate kadar kesintisiz video oynatma performans sunuyor ki bu da oldukça yüksek bir kapasite demek oluyor. Pil kapasitesi ise 10100 mAh değerinde ve yüzde yüze sadece 65 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Yüzde 85'lik bir şarj kapasitesine ise sadece 40 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca önde ve arkada kameraları bulunuyor. Fakat unutmayın ki bu bir iş ve oyun tableti. Yani bunu bir fotoğraf ya da video çekme aracı olarak kullanmanızı tavsiye etmem. Onun yerine bir telefonla çekmenizi öneririm arkadaşlar. Profesyonel seviyede eğer video ya da fotoğraf çekecekseniz. Ama tabii ki toplantılarınızda ya da günlük böyle anı çekimlerinizde sizi tabii ki tatmin edecektir. Ama onun dışında muhteşem bir videoda video ya da fotoğraf performansı beklemeyin. Yüksek hızlı interneti destekliyor tabii ki bulunduğunuz ortama göre. Wi-Fi 6 teknolojisine sahip. Bu da şu anda Wi-Fi teknolojisindeki en üst noktalardan bir tanesi. Oyun performansı da hiç fena değil. Oyunlarla ilgili birkaç deneme yaptık ve ısınma sorunu hiç yaşamadık. Aynı zamanda performans düşüklüğü de görmedik. Burada da ısı dağılımı ile alakalı bir teknoloji kullanmışlar ve ekran arkasında grafit bir malzeme kullanmışlar. Böylece ısınmasını da mümkün olduğunca önlüyor bu malzeme. Ve böylece videomuzun sonuna geldik. Benim gerçekten şu ana kadar kullandığım tabletler arasında şimdi hep böyle diyorsun diyebilirsiniz ama her seferinde daha iyisi çıktığı için tabii ki böyle diyorum. Evet, şimdiye kadar kullandığım tabletler arasında en sevdiğim oldu diyebilirim arkadaşlar. Hem performans olarak hem işlev olarak. Bunu sadece bir tablet değil, aynı zamanda bir dizüstü bilgisayar olarak da kullandım ben işlerimde. Ha bu arada son olarak şundan da bahsedeyim. Bu klavyeyi alıp tableti başka bir yere koyup klavyeyi uzaktan da kullanabilirsiniz. Bu da bir seçenek tabii ki. Çünkü touchpad olduğu için de mouse'unuzla ekran üzerinde gezinebiliyorsunuz. Yani touchpad olmadan sadece klavye olsa uzaktan kullanmak saçma olurdu. Ama touchpad ve klavyenin hepsinin bir arada olması tabletin uzaktan kullanımını da elverişli bir hale getiriyor. Bu ürünle alakalı detaylı bilgiyi ve fiyat bilgisini aşağıda açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bir kere daha hatırlatıyorum Huawei'nin kampanyaları bulunuyor. O kampanyaları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Yani bu kalemi ve manyetik klavyeyi çok çok uygun bir fiyata getirebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki diğer Huawei ürünlerine de ayrıca bakmanızı öneririm. Benim istediğim bu değil. Başka bir ürün de diyebilirsiniz. Onları da Huawei oynatma listemden göz atmayı unutmayın. Evet bu videonun da sonuna geldik. Bana sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Mümkün olunca cevaplandırmaya çalışacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.